hafta Türkiye'de moda dünyasında neler yaşandı? Şimdi hep beraber bir moda turuna çıkıyoruz. Paris, Londra, Milano, Doha gibi şehirlerin ardından 28.si İstanbul'da düzenlenecek Oriental Fashion Show defilesindeyiz. Biraz sonra dünyaca ünlü modacıların kıyafetlerini podyumda izleyeceğiz. Fakat onun öncesinde hazırlık süreci nasıl gidiyormuş, gelin hep birlikte kulisten öğrenelim. Best Model birincisi, hem dünya hem Türkiye birincisi hatta Gizem Kaya ile birlikteyim. Gizem nasılsın? Teşekkür ederim, siz? Teşekkürler, ben de iyiyim. Nasıl gidiyor hazırlık süreci? Bugün çok yoğun bir süreç geçirdik aslında. Epey bir yoğun koreografi çalışması vardı. Çünkü birçok tasarımcı da var burada. Güzel bir fashion show bekliyor sizi. Kıyafet gerçekten çok güzel gözüküyor. Ağır mı? Taşıması zor mu? Epey ağır. Şu an Ezgi ile beraberim. Bakalım onun için hazırlık süreci nasıl geçiyor? Çok keyifli geçiyor. Çok heyecanlıyız. Bu benim ilk defilem olacak. Best Model'da yarışmıştım daha önce bu sene. Best Press ödülünü aldım, mansiyon. Daha çok rahat edebileceğim günlük şık spor tarzı tercih ediyorum. Burada tabii ki podyumda olduğumuz için daha ihtişamlı şeyler giyiyoruz. Hazırlık süreci nasıl geçiyor kızlar? Çok yoğun geçti yani, sabahtan beri buradayız. İki gündür buradayız, çok fazla yorulduk ama emeğimize değecek zaten. Gerçekten dışarıda gözüktüğü kadar değil, oldukça içerisi koşturma ve çok zor gözüküyor. Evet, yani yürüyüp 10 saniyeyle bitmiyor yani, içerisi gayet karışık. Peki provalar ne kadar sürüyor, kaç saat? Sabah 10'dan akşam 7'ye kadar sürüyor. Şu an Yeliz'le birlikteyim. Yeliz, kafanda gerçekten çok büyük duruyor. Taşıması zor mu? Evet, gerçekten çok görkemli bir şapka. Rio Karnavalı'na hazırlanıyormuşum gibi. Harika bir tasarım. Daha önce de çok görsel olarak harika, muhteşem tasarımlar taşıdım ama böylesini ilk defa taşıyorum. Bu kıyafeti daha önce denemiş miydi? Hayır, daha önce denemedim. İlk defa. Kaç yıldır modellik yapıyorsun? Yaklaşık 6 yıldır modellik yapıyorum. Ile birlikteyiz şu an. Buse'cim, elbisen gayet böyle sade gözüküyor. Taşıması da kolay sanırım. Diğer elbiseme göre bu daha kolay, evet. Kaç elbise değiştireceksin? Benim 2 elbisem var şu anda. Hazırlık süreci nasıl geçti? Hazırlık süreci tabii çok erkenden başladık hazırlanmalara. 2 gündür çok sıkı bir telaş var burada. İşte provalar teker teker oldu. Ondan sonrasında toplu provalar vesaire, saç makyaj derken tatlı bir telaş var diyeyim. Kaç saattir buradasınız? Kaç saattir buradayız? Valla sabahtan beri buradayız desek yeridir. Etrafta tatlı bir telaş var. Herkes koşturuyor. Bengisu, senin için bu hazırlık süreci nasıl geçiyor? Çok zorlu geçiyor. Çok stres altındayız. Çünkü sürekli fitting içerisindeyiz. Bakalım, inşallah güzel bir şekilde sonuçlanır. Kaç elbise değiştirecek? Benim 2. Tasarımcısı Yıldırım Mayruk'la beraberim. Defilenizi izledik Yıldırım Beyciğim, çok güzeldi. Teşekkür ederim. Hazırlık süreci nasıl geçti? Uzun bir hazırlık değil. Elimde zaten hazırdı. Buraya 2 parça ilave yaptım. Bugün o kadar güzel tepkiler aldım ki en güzeli sabahleyin ilk karşılaştım. Özgü Ulusoy, artık ne olur bir defile yapın. Giyinip giyinip çıkalım dedi. İnşallah önümüzdeki sezona. Moda programı izleyicileri için nasıl giyinmeleri gerektiği hakkında birkaç tüyo verir misiniz? Yani bir sokak modası var. Kutür bir moda yok gibi bir şey oldu. Son olarak bir şey sormak istiyorum. Biliyorum şapka tasarımıyla başladınız tasarım yapmaya. Peki sonrasında kıyafete nasıl geçtiniz? Bir sürü tasarımcı şapkayla başlamış. Bakın, ben çiçek yapmasını bilmiyorum ve görmedim. Çiçek yaptım.
En iptidai malzemeyi de bıçak ve yün şişi, örgü şişi kullandım. Kalıplara yaptım, yani alt kısımlarını hazırladım, başı başa takılan kısmı. Meslek seçmem lazım geldiği zaman en kolay buydu. Çünkü ablam terziydi ve öylece başladım. Ya iyi ki başladım veya kötü oldu, bilmiyorum, onu başkaları söyleyecek. Tasarımlarınızı zevkle takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.